Azure Synapse ile kurumsal veri ambarı ve raporlama gibi uçtan uca veri analiti ihtiyaçlarınızı tek bir hizmette birleştirebilirsiniz. Azure Synapse ile ilgili ilk videomuzda genel bir tanıtım yapmıştık. İlgili videonun linkini açıklamalara bırakıyorum. Bu videoda sizlere Azure Synapse'de SQL'i nasıl kullanacağınızı göstereceğim. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. Merhaba, Türkiye'nin Veri Analiz ve Raporlama kanalına hoş geldiniz. Ben Olcay. Kanalı ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her Azure Synapse çalışma alanına bağlı sunucusuz bir SQL havuzu bulunur. Bu havuz, sorgu başına fiyatlandırma modeline dayalı olarak Data Lake'de depolanan verilerin hızlı bir şekilde keşfedilmesini sağlar. Yani Serverless SQL ile Azure Data Lake'de bulunan dosyalarınızı kopyalamadan doğrudan sorgulayabilirsiniz. Üstelik sunucusuz SQL hizmeti ile herhangi bir altyapı yatırımına da ihtiyacım yok. Altyapı yatırımı olmadığı için ön maliyete katlanmak zorunda değilim. Sunucusuz SQL hizmeti ile kullandıkça ücret ödüyorum. Sorguyu çalıştırdığınızda yalnızca işlenen veriler için ücret ödersiniz. Bazı örnek verileri içeri aktararak başlayalım. Portal.azur.com'a giriş yaptıktan sonra kaynak gruba yani resource gruba tıklayalım. Burada oluşturulan tüm kaynak gruplarını görebilirsiniz. Önceki videoda Synapse Workspace ile Azure Data Lake hesabı oluşturduğumuz kaynak grubu seçiyorum. Kaynak grubu seçtiğimizde açılan sayfada daha önce oluşturduğumuz kaynakları görebilirsiniz. Workspace ile beraber oluşturulan Azure Data Lake hesabıma tıklıyorum. Azure Data Lake hesabınızı bu sayfadan yönetebilirsiniz. Verilerin tutulduğu container'a tıklayalım. Container analitik ihtiyaçlarımız için kullanacağımız verileri depoladığımız yer. Herhangi bir dosya yükleyecekseniz container'ları kullanmamız gerekiyor. Yeni bir konteyner yükleyerek başlıyoruz. Container'a istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Lütfen yazacağınız ismin küçük karakterler içermesine dikkat edin. Sistem büyük karakterleri kabul etmiyor. İşlemi tamamlamak için aşağıdaki oluştura gidin ve tıklayın. Konteynerleri bilgisayarınızda oluşturduğumuz klasörler gibi düşünebilirsiniz. Konteynerlerin altında alt klasörler de oluşturabilirsiniz. Yeni oluşturduğumuz konteynere gidin ve tıklayın. Bu kısımdan yeni dosya ve dizin ekleyebilirsiniz klasör yapısını oluşturmaya başladığımız yer burası. Hadi gelin yeni bir dizin ekleyelim. Dizin ekleye tıklayın. Ardından dizine bir isim verelim. Ben Upload Data ismini veriyorum. Siz istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. İşlemi tamamlamak için kaydete basın. Klasör oluşturduktan sonra klasöre gidelim ve açalım. Dosya yüklemek için Upload'a tıklayın. Açılan pencereden dosya yüklemeye başlayalım. Evet devam edelim. Bilgisayarda bulunan parke dosyasını seçiyorum. Ardından işlemi tamamlamak için upload'a tıklayın. Tebrikler! İlk dosyanızı yüklediniz. Dosyayı yükledikten sonra dosyayı seçip adını değiştirebilirsiniz ya da silebilirsiniz veya diğer değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi dosyaya gidin ve seçin. Ardından farenizle sağ tıklayın. Eğer bu dosya CSV olsaydı dosyayı düzenleyebilir ya da değiştirebilirdiniz. Dosyayı isterseniz indirebilir, özelliklerini görüntüleyebilir ve diğer değişiklikleri bu kısımdan gerçekleştirebilirsiniz. Her Snaps çalışma alanı önceden yapılandırılmış sunucusuz SQL ile birlikte gelir. Sunucusuz SQL fiziksel kapasite ayırmanıza gerek kalmadan SQL kodunuzu çalıştırmanıza izin verir. Fiziksel sunucu kullanmadığınız için ön maliyete katlanmazsınız. Sorguyu çalıştırdığınızda sadece işlenen veriler için ücret ödersiniz. Gerçekleşecek maliyet hesabı da buna göre yapılır. Ne demek istediğimize gelin hep birlikte görelim. Azure portala girdiğinizde kaynak grubunun altındaki Synapse Workspace'e tıklarsanız açılan pencerede özet yani overview ekranında Azure Synapse Studio görünür. Azure Synapse Studio'yu çalıştırın. Sayfanın yüklenmesi biraz zaman alabilir. Azure Synapse Studio'yu başlattığınızda sol tarafta menülerden yönetime gidin ve tıklayın. Yönetim merkezi altında kurulu gelen türü yerleşik olan sunucusuz SQL fiziksel kapasite ayırmanıza gerek kalmadan SQL çalıştırmanıza izin verir her çalışma alanı sunucusuz olan önceden yapılandırılmış bir SQL havuzu ile gelir. Daha önce belirttiğim üzere verileri sunucusuz SQL kullanarak analiz edebiliriz. Hadi başlayalım. Data yazan menüye tıklayın. Konteynerlarınıza link menüsü altında erişebilirsiniz. Çalışma alanınızla bağlantılı tüm verilere buradan erişirsiniz. Data Lake üzerinde az önce oluşturduğumuz konteynere tıklayın. Upload Data adında bir dizin oluşturmuştuk. İki kere tıklayarak dizinlerin içinde gezinebilirsiniz. Ayrıca başka bir dosya eklemek isterseniz upload yazan yere tıklamanız yeterli. Azure Snaps, Azure Data Lake ile bağlantılı olduğu için buradan da dosyayı yükleyebiliyorsunuz. Bilgisayardaki CSV dosyasını eklemek için dosyaları seçici yazan yere tıklayın ve bilgisayarınızda bulunan CSV dosyasını açın. Mevcut dosyanız varsa ve üzerine tekrar yazmak isterseniz bu seçeneğe tıklayabilirsiniz. Ardından aşağıda yükle düğmesi var. İşlemi tamamlamak için Upload'a tıklayın. Verileri ister Azure Portal'dan, isterseniz de Synapse Studio'dan upload edebiliyorsunuz. Verileri yüklediğimize göre artık SQL ile verileri analiz etmeye başlayabiliriz. Geliştirme menüsündeyiz. Yeni bir SQL scripti oluşturacağız. Artı işaretine basın ve yeni SQL scriptine tıklayın. Scriptinizin adını bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Mesela gelin demo script yazın. Pencereyi bu kısımdan kapatabilirsiniz. Select komutu ile başlıyoruz. CSV dosyasındaki tüm sütunları getirmek istiyorum. Tüm sütunları getirmek için yıldız işaretini yazın. Normalde bir tablodaki verileri getirmek için from komutundan sonra tablo adını yazarız. Sunucusuz SQL kullandığımız için bir tablomuz yok. Data Lake'deki verilere erişip sorgulama yapacağız. Bunun için Open openRowset fonksiyonunu kullanmalıyız. Bu fonksiyonun çalışması için bazı parametreler gerekiyor. Dosyaya erişim için bulk parametresini kullanırız. Ardından dosya türünü belirtmek için format parametresini kullanmalıyız dosyamız csv olduğu için ve dosyamızın başlıkları olduğu için header row parametresini kullanmalıyız. Satırın sonunu anlayıp yeni satıra geçmesi için de parser version parametresini kullanacağız. Dosyaya erişmek için önce dosyanın yolunu belirtiyoruz. Container'a gidin ve csv dosyasına sağ tıklayın. Ardından özellikler penceresini seçin. Dosyanın URL'sini kopyaladıktan sonra pencereye kapatın ve demo script'e dönün. Script'imizi vakit kaybetmemek için hazırladım. Şimdi bulk parametresine url'yi yapıştırın. Script'i çalıştırdığımızda openRomSet fonksiyonu bu dosyadan veriyi alacak. Tebrikler sunucusuz SQL kullanarak DataLag'deki verilerinizi artık sorgulayabilirsiniz. Eğer bu parametreleri yazmak zor geldiyse o zaman container'a gidin ve dosyaya sağ tıklayın. Ardından yeni SQL sorgusu yazan seçeneği genişletin. Script'i otomatik oluşturmak için select top100 seçeneğini seçin. Bu size hazır script'i otomatik olarak oluşturacaktır. SQL kod oluşturucu sayesinde çok kolay bir şekilde komutları oluşturabilirsiniz. Verilerinizde analitik hesaplamalar yapmak için group By komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin verilerimi ülke ya da bölgeye göre gruplayıp satır sayılarını saymak istersem select komutundan sonra gruplamak istediğim sütunu çağırıyorum. Ardından tüm satırları saymak için count fonksiyonunu çağırıp from komutundan sonra group By kullandım. SQL'i seçiyorum ve sonuçsuz SQL sayesinde data lake'te bulunan verilerimi keşfedip analiz edebiliyorum. İstersek verileri görselleştirebiliriz. Görünümü tablo yerine grafiğe çevirebiliyoruz. Verileri çizgi grafik yerine isterseniz çubuk grafiğe çevirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken grafik türünü seçmek. Bu videoda SQL sorgularını Sunucusuz SQL ile nasıl kullanacağımızı detaylı bir şekilde inceledik. Artık SQL sorgularını Sunucusuz SQL üzerinde yürütebilir ve openrowset fonksiyonu ile Data Lake'te bulunan bilgileri keşfedebilirsiniz. Eğer hala hesabınız yoksa başlangıç için 200 dolar değerinde krediye sahip olabilirsiniz. Azure hesabı oluşturmanız için ilk videonun linkini açıklamalara bırakıyorum. Bir videonun sonuna daha geldik. Azure Synapse ile ilgili yeni özellikleri ve her hafta yayınlanan yeni içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.